İmamın mektubu nasıl yükselmemiz lazım geldiğini, yükselmenin yollarını bize anlatıyor. Bu mektubu okuyacağım. İnşallah ibret alırız kardeşler. İmam bu mektubu Kılınç Han denen bir siyasiye, bir devlet büyüğüne gönderiyor nasihat vermek babında. Şöyle diyor. Allah Teala sizi her üzüntüden korusun. İnsanların en üstününün sallallahu aleyhi ve sellem hürmeti için her kusurdan muhafaza buyursun. İnsanların en üstünü Adem Nebi'den son insan gelinceye kadar kim olacak? Son peygamber Muhammed Aleyhisselam. Çünkü Allah-u Teala bozulmayan şeriatı İsa'ya vermedi, Musa'ya vermedi, Davud'a vermedi. Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Bozulmayan şeriatı yani kitabı son peygamber Muhammed Aleyhisselam'a verdiği için Allah'a en yakın olan, şeriatı bozulmaktan korunmuş olandır. Son peygamberdir. Ve en çok mucize verdiği peygamber Muhammed Aleyhisselam'dır. Bir sorun daha var. En çok ümmete sahip olacak peygamber kim? Yine Muhammed Aleyhisselam. Çünkü kıyamete kadar gelecek olan herkes son peygambere tabi olmak zorunda ki kurtuluşa erebilsin. Şu anda bir insan dese ki ben ateizmi terk ettim. Dinler içinde de en kolayı bana Hristiyanlık geliyor çünkü içi boşaltılmış. Üç tane Allah var diyeceksin, ebedi cennettesin dese, son peygamberi kabul etmese, kurtuluşa ermiş olur mu? Tevhid, bu dinin aslı, merkezi tevhiddir. Yani tek ilaha tabi olacaksın, iki ya da üç tane ilahı kabul etmeyeceksin, reddedeceksin. Tek ilah, ikincisi olamaz, eşi ortağı olamaz, olsaydı kaos çıkardı. Güneş, ay birbirine girerdi, insanlık yaşayamazdı. Tek ilah olmasının en büyük delili ne? Çünkü dünyada kaos yok. Her şey bir nizam üzerine gidiyor. Demek ki tek bir ilah bu sistemi kurdu ve onun dediği şekilde devam ediyor. İkinci bir ilah olsaydı bu sistem böyle gitmezdi, kaos olurdu. İlahlardan bir tanesi diyecek ki ben bugün havanın güneşli olmasını istiyorum. Meltem rüzgarının esmesini istiyorum. Öbür diyecek ki hayır ben bugün kızgınım. Kızgınım ya. Bugün fırtına çıkmasını istiyorum. O diyecek ki güneş, bu ilah diyecek ki fırtına. O diyecek ki güneş, bu diyecek ki fırtına. Sonra ne olur? Çakışma. İki tanrı arası. Siz izlemiyor musunuz hiç bu süper kahraman filmlerini ya? Bu Yunan mitolojisi, bu İskandinav mitolojisi, bu filmleri seyretmiyor musunuz? Bütün filmlerin özeti, bol tanrılı filmlerin özeti şu. Tanrıların birbirleriyle çarpışması. Hepsinin özeti budur. Ne kadar çok tanrı o kadar çok kaos. O kadar çok çakışma, çarpışma. Mazlumlar kim burada? Mazlum tanrılar çarpışıyor, çakışıyor. Onlara bir şey olmuyor. Mazlumlar halk. Yine olan halk oluyor. Tek ilah olduğunun en büyük delili kaos olmamasıdır. Bak galaksiler birbirine girmiyor. Bak güneşle ay çarpışmıyor. Jüpiter bizim üstümüze dört nala gelmiyor. Çünkü Allah-u Teala hepsini bir nizam üzere koydu. Bir sistem üzerine koydu.